Merhaba arkadaşlar, Berat Hattı Dünyası, Emine'nin Mutfağı'na hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi ben Karadenizliyim, Rizeliyim. Bizim yöremizin en meşhur tatlılarından bir tanesi, çok eski bir tatlı olan mısır unlu pekmezli helva. Özelliği mısır unu ve üzüm pekmezinden olması. Üzüm pekmezinden olması kesinlikle önemlidir. İlk önce şerbetini yapıp bir kenara bırakacağız. 2 su bardağı suyumuz var. 2 su bardağı suyumuzun üzerine 1,5 su bardağı toz şekerimizi ekleyeceğiz. 1 su bardağı üzüm pekmezimizi ekleyeceğiz. İyice bardağın altı sızana kadar bekleyelim. Evet. Ve kaynamaya bırakacağız. Kaynadıktan sonra arkadaşlar sadece 2 dakika kaynatıp ocaktan alıp ılınması için bir kenara bırakacağız. Ve şimdi helvamızı kavurmaya başlayalım. Yaklaşık 150 gram kadar tereyağımızı tenceremize koyalım. Yağımız eridikten sonra margarinle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama tereyağı da çok lezzetli oluyor. Onu bildireyim sizlere. Üzerine 8 yemek kaşığı mısır unu ekleyeceğiz. Mısır unu çok farklı olabiliyor. Biz her mısır unu aldığımız zaman farklılık gösterebiliyor. Bazı mısır unu çok su çekiyor, bazı mısır unu su çekmiyor. O yüzden şerbetimizi de kontrollü bir şekilde kullanacağız. Mısırın cinsine göre fark edebiliyor. O yüzden o konuda dikkat edeceğiz. Ocağımız sürekli kısıkta olması lazım. Ve sürekli kısık ateşte unumuzu kavurmamız lazım. İyice renk alana kadar kavurma işlemini gerçekleştireceğiz. Bayağı bir renk aldı ama biraz daha olması gerekiyor. Her tarafının eşit kavrulması için ocağımızın dediğimiz gibi kısık ateşte olması şart. Evet, bu kadar yeterlidir. Şerbetimizi hepsini birden değil, karıştıra karıştıra bölüm bölüm kullanacağız. Katılığını ayarlaya ayarlaya yapacağız. Unumuzun kesinlikle sıcak olması gerekiyor şerbeti dökerken. Çünkü unumuzu soğuttuğumuz zaman şerbeti çekmesi zor olur. Mısır unu kesinlikle sıcak suda yumuşuyor. Soğuk su koyarsak. Evet, şerbetimizin zaten ılık olması gerekiyordu. Tatlımızın da sıcak olması gerekiyor. Helvamızın kıvamı bu şekilde iyice dinlendi. Çok soğumaya bırakmadan, ılıkken ben bu şekilde kalıplarla döndürdüm. Ama isterseniz kaşık yardımıyla tabak servis tabağına alabilirsiniz. İsterseniz tamamen yuvarlak yapabilirsiniz. Eskiden babaannemlerin zamanında da bu helvayı yuvarlak yaparlardı. Top şeklinde yapıp o şekilde servis ederlerdi. Ama şimdi yeni bir sürü kalıplar var. Biz biraz süslemeyi sevdiğimiz için, biraz şekilli olmasını istediğim için bu şekilde kullandım. Ama dediğim gibi elinizde kalıp yoksa tamamen yuvarlak top şeklinde yapıp da sunabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Yemeyenler için değişik bir helva tarifi olabilir. Ama denemenizi gerçekten tavsiye ediyorum. Pekmez ayrı bir lezzet katıyor. Evet, bu şekilde kalıplara dolduracağım. Silikon kalıplar biraz ince olduğu için dikkatli çıkarmaya çalışıyorum. Evet, işlemimiz bu şekilde. Bütün işlemler, bütün helvaları döndürdükten sonra kalıptan üzerlerine tamamen arzuya göre yeşil fıstık, Antep fıstığı koyabilirsiniz.
veya ceviz koyabilirsiniz, fındık koyabilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize bağlı arkadaşlar. Ama denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, servis aşamasına geçebiliriz. Yapacak olan arkadaşlarım kolay gelsin sizlere. Hoşça kalın.